Değerli izleyiciler, Zaman Mekan Futbol ekranlarına hoş geldiniz efendim. Gördüğünüz gibi sevgili Mehmet Yılmaz'la birlikteyiz. Bugün Samsunspor'u konuşacağız. Mehmet Yılmaz'dan artık Samsunspor taraftarı ya yeter tamam falan anladık. Herkesi yorumlayabiliyorsun. Milli takımı da yorumluyorsun, başka takımları da yorumluyorsun ama ya Samsunspor taraftarı seni özlüyor bir abim falan diyorlar. Biz de biraz Mehmet Yılmaz'la Samsunspor konuşalım istedik. Zaten birikti. Samsunspor'da gelişmeler var. Yeni transferler var, önceki takımdan ayrılanlar var. İşte teknik direktör ile ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Biz öncelikle Mehmet Hoca'ya yayınımıza hoş geldiniz diyerek başlayalım. Hoş bulduk abi, teşekkür ederim. Abi bazen böyle işte eski futbolcu abilerimiz oluyor veya daha çok kendi arkadaş çevremizle. Şimdi Samsunspor canımızı çok sıktığı ya da yaktığı zamanlar yine bir araya geliyoruz tabii. Fakat bir araya gelmeden kendi aramızda anlaşıyoruz ki Samsunspor kesinlikle konuşmayacağız. Tamam, söz yani çünkü kafamızı takıyoruz ya. Neyse bir araya geliniyor ya 15 dakika sonra konu dönüyor, dolaşıyor. Eski maçlar, oradan günümüz, transfer yani mümkün değil konuşmamamız. Bu bizim programlarımızın formatında da öyle. Yani dönüp dolaşıp yine Samsunspor'a geliriz çünkü ya şeyde hayatımızın her yerinde bu var. Söylüyorum ya bir aşk gibi bir şey diye. Yani bütün kapılar ona çıkıyor. O yüzden ben de konuşmadan edemiyorum ve izleyicilerimizin işte Samsunspor konuşun talebini ben zaten Samsunspor konuşalım talebi olarak sana iletiyorum. Konuşmak gerekiyor. Dediğin gibi gündemde hayli birikti. Onları konuşuruz. Bu arada üstünde bir şey Store 55'in yeni ürünlerinden birisi. Kırmızı ve beyazı evet. Da var onun bildiğim kadarıyla. Siyahlar yakışmış sana. Güzel olmuş. Vallahi şimdi şöyle bu erken bir babalar günü hediyesi benim için. Yarın biliyorsunuz babalar günü. Bizim hanım çocukları almış. Samsun 55 Store'a gitmiş. Benim eşim iyi bir Samsun sporlu. Güzel bir babalar günü hediyesi alalım demiş. Bunun şeyi falan da var. Eşofmanı falan da var. Onları da sağ olsun almış ama onları şimdi vermediler. Babalar günde vereceğim dediler. Bunu Mehmet Hoca ile programda giy diye veriyoruz. Güzel. Bakın bu çok güzel gerçekten. Burada fermuarı var. Bakın değerli izleyiciler şöyle fermuarı öyle açılıyor, şey yapılıyor. Bu açılınca Samsunspor yazısı çıkıyor. Güzel bir ürün şey yapmışlar, geliştirmişler. Ben hani sevgili eşime de çok teşekkür ediyorum. Çocuklarıma teşekkür ediyorum. Ve aslında güzel bir düşünce. Yani hem Samsunspor'a da faydamız oluyor hem de Samsunspor'luk kimliğimizin altını bir kere daha bu vesileyle çizmiş oluyoruz. Evet hocam. Şimdi bizi izleyen tüm Samsunsporlu babaların babalar gününü kutlayalım. Öyle devam edelim ve şeyi soralım. Yani neler oluyor Samsunspor'da? Ayrılanlar ayrılıyor birer birer. Daha ayrılacaklar var mı bilmiyorum. Önce ayrılanlardan başlayalım mı? Yani sonra gelenleri konuşalım. Yani önce şey teknik direktörden başlayalım istersen abi. Olur. Çünkü hepsinin temelinde bu var aslında. Yani takımı idare edecek, kuracak olan mevki, pozisyon, teknik direktörlük olduğu için. Ya şimdi teknik direktör arayışları devam ediyor. Yani şimdi biz de medyadan, yerel medyadaki arkadaşlarımızdan takip etmeye çalışıyoruz. Kendimizce aldığımız duyumlar da oluyor elbette. Ya burada başkanın aceleye gerek yok sözü. Yani önce işte bir hafta içinde bitecek diye bir beklenti oluşmuştu. Sonra Twitter'da başkan bir taraftara cevaben aceleye gerek yok, önümüzde vakit var demişti. Yani bu da bence bu ayın içerisinde artık Haziran'ın sonuna kadar bu işin belli olacağını ortaya çıkarıyor. Adaylar tabii ki artıyor haliyle, görüşmeler oluyor. Yani Tamer Tuna'yla görüşüldüğünü ama anlaşılamadığını öğrendik. Tamer Tuna iyi bir tercih olabilirdi. Hem Samsunspor'da 1,5 sene futbol oynamıştı Süper Lig döneminde. Camiayı bilen birisi hem de kendini geliştiren işte yenilikçi genç teknik adamlardan birisiydi. Fakat olmamış. Muhtemelen o Süper Lig var kafasında. Sebebi odur yani. Yani onun dışında işte en son Mehmet Altıparmak ismi ortaya atıldı. Ne kadar olur ne biter açıkçası bilmiyorum. Yani Mehmet Altıparmak futbolculuk döneminde özellikle Bursa Spor'dan hatırladığım bir oyuncu. Şeker Spor'da da oynamıştı. Teknik adamlıkta da bu ligin rekortman hocalarından birisi. Çok sayıda takımı çıkardı. Fakat bu çıkarma öyküsü farklı. Yani sene başında o takımları o kurmadı. Genellikle sezon ortasında geldi ve yine genellikle playoff'la çıktı. Yani böyle bir özelliği var. Ya bu bizim sezon planlamamıza uygun bir şey mi, gidişat mı onu bilmiyorum. Yani çok uymuyor gibi görünüyor. Fakat açıkçası yani bence başkanın işi çok zor. Şundan dolayı zor. Yani bu saatten sonra kim gelirse gelsin
%100 mutabakat sağlanamaz. Yani bu anlamda artık bir takım eleştirileri göğüsleyecek, inandığı, gerçekten güvendiği kim varsa getirecek yani. Çünkü ben de dahil hepimiz eleştirebiliriz. Hepimizin aklında başka profiller var. Bu nedenle işi çok zor. %100 mutabakat sağlanamaz. %100 mutabakatın sağlandığı son teknik adam Ertuğrul Sağlam'dı geldiğinde. Ki onda bile aslında itirazlar vardı ama çok dillendirilmemişti. Onun için işi çok zor. Allah yardımcısı olsun. Umarım ki önce kendisi için kendi çalışabileceği ve sonra da tabii ki taraftar ve başarı için beraberinde iyi bir teknik adamı bulur ve imzalar. Biz de artık yolumuza bakarız, önümüze bakarız yani. Düşüncem bu konuda. İşi gerçekten çok zor. Herkese beğendiremeyecek yani. Kim gelirse gelsin. Hocam peki şimdi Mehmet Altıparmak dışında konuşulan başka isimler de var mı yoksa gizli mi tutuluyor? Konuşulan isimler var. Basına da yansıyor. Bazen işte birisi bir şey atıyor ortaya, baş harfler veriyor. Diyor ki bomba patlıyor, X, Y geliyor falan diye böyle. Baş harfler üzerinden. Yani bu da bir heyecan oluşturuyor taraftar arasında. Ben şunu söyleyebilirim net bir şekilde. Hikmet Karaman olmaz. Olmayacak yani. Benim aldığım bilgi bu şekilde. Hiç gündeme dahi gelmemesi gerekiyor ama ısrarla gündeme geliyor. Bu da belki hoca tarafından basındaki ilişkileri açısından bir PR çalışması olabilir. Yani adını gündemde tutmak açısından. Yani Hüseyin Kalpar, Hikmet Karaman, HK, bunların baş harfleri de ad soyadda. İkisi de olmayacak. Yani benim aldığım bilgi bu doğrultuda. Hiç görüşmeyecek bile. Böyle bir şey söz konusu. Ama kiminle anlaşılacağı konusunda da net bir bilgim yok. Açıkçası oluşmuş bir fikir de yok bence kiminle anlaşılacağıyla ilgili. Evet, bu bir ara bir şeyin adı geçti. Galatasaray'da da oynamış Yeni Gine'nin teknik direktörü Dieter Six'in adı geçti. İşte şey var, Mehmet Özdilek diyenler var. İşte bu A milli takımda şeyin yardımcısı Bayram Hoca var. Onun adını kısıtlayanlar var. Eren Bektaş'ın adı geçti. Evet. Abi şimdi sonuçta Samsun Spor çok cazip bir kulüp. Yani şimdi Didier Six'i düşünün. Türk vatandaşı olduktan sonraki ismi de Dündar Six. İşte 1987-88 sezonunda Galatasaray'da oynanmıştı. Fransız milli futbolcuydu. Hemen onu dönemin İçişleri Bakanı Ali Tanrıyer eski Galatasaray başkanlarından olduğu için hemen birkaç gün içerisinde Türk vatandaşı yapmışlardı. Ve Dündar Siz adını almıştı. Ama o sezonun Samsun Spor'unu, mesela ondaki Samsun Spor imajını düşünebiliyor musunuz? İlk ondan önceki iki sene ligi üçüncü bitirmiş, gol kralı çıkarmış. Onun oynadığı sezon ligi dördüncü bitirmiş, Türkiye Kupası finali oynamış bir Samsun Spor var. Dolayısıyla kafasında o Samsun Spor imajı olduğu için öncelikli olursa olsun Türk vatandaşlığının etkisiyle gelmeyi ister. Para da var. Yani neden gelmek istemesin? Bunlar sansasyonel şeyler, haberler yani bence. Olur mu? Olmaz. Çünkü tamam yine milli takımını çalıştırıyorsun ama bu lig bambaşka bir şey. Ya bu ligin kendi formülleri var yani. O yüzden ve bir de anladığım kadarıyla başkan herhalde bu senelik bir hoca düşünüyor. Bu da doğru bir şey olabilir, tercih olabilir. Yani 5 sene, 6 senelik değil. Bu sene bizi çıkarsın, seneye muhtemelen yabancı hoca formülüyle devam etmeyi düşünüyor. Benim edindiğim intiba da bu şekilde. Hoca konusunda bunları söyleyebilirim. Evet, ben de hemen hemen öyle olduğunu tahmin ediyorum. Öyle bir algı var bende, bilgi değil ama algı var. Gelelim, önce gidenlerden başlayalım, gelenleri de konuşalım hocam. Şimdi epey oyuncu gitti. İşte Yalçın Eyüp'e gitti galiba. Gitti. Bizim İlyas Kubilay Kocaeli Spor'a gitti. Veli Manisa'ya gitti. Manisa FK'ya gitti. Başka ayrılan oyuncular da var. Ayrılacağı konuşulan oyuncular da var. Önce ayrılanlar ve ayrılacaklar hakkında neler diyebilirsin? Oradan başlayalım. Şöyle bütün halinde şunu söyleyebilirim. Ben daha önceki programlarda şunu söylemiştim. Bu takım işte rezil, berbat, fiyasko bir takım değil. Bu takım başarılı bir takım kağıt üzerinde. O yüzden kadro korunabilir düşüncesine sahiptim. Ancak yani sonra başkalarıyla konuştuğumda şunu da hissettim. Evet, saha içi performans olarak topladığı puan olarak değil ama takım biraz psikolojik olarak, mentalite olarak kaybetmenin getirdiği bir yıkım içer. Dolayısıyla aynı oyuncularla aynı bütünlüğü sağlamak da pek mümkün olmayabilir. Bu nedenle takımın genel yapısının, iskeletinin bozulması da doğal karşılanabilir. Yani bu oyuncuların hem gitme istekleri hem de kulübün çok fazla tutmama çabası
doğal karşılanabilir. Yani yeni bir takım kurulabilir. Çünkü bir yıkımdan çıktı. Evet, diğer iki rakibiyle birlikte 70 puan topladı ama genel toplamda başarısız oldu ve etkilendi. Taraftarla olan ilişkiler de sarsıldı. Yani o güven de yıkılmış oldu. O nedenle gitmeleri normal. Yine başkanın açıklamalarında daha yaş ortalaması düşük bir takım planlıyoruz demişti. Giden oyunculara da baktığımızda genellikle belli bir yaş üstünde. Yani Kubilay ile Veli biraz daha genç, 25-26 civarında ama yani yeni bir takım yapılacak gibi görünüyor. Ama bu takım yapılırken futbol aklı nedir? Yani neye göre planlanıyor? Onu çok bilmiyoruz. Umarız ki geçen seneki hatalardan ders alınmış olsun. Çünkü futbolda bir oyuncunun tek başına bir şey yapması mümkün değil. İşte bakın dünyanın en önemli halen son 10 yıldır güncel iki futbolcusu Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo. Fakat baktığımızda mesela Messi'nin Arjantin milli takımında kupası bile yok. Şimdi Copa America oynanıyor. Belki artık son dönemlerinde kazanmak isteyecektir onu. Messi 34 yaşında. Kupası yok. Neden? Messi başarısız bir futbolcu mu? Bilakis son derece iyi bir futbolcu. Ama futbol bir takım oyunu. O yüzden iyi futbolu iyi takımla oynarsınız. Yani kötü bir takımla iyi futbol oynayamazsınız. Ama iyi takımla da her zaman iyi futbol oynayamazsınız. İşte bunu biraz tutturmak gerekiyor. Bu anlamda yeni bir kadro yapılanması içerisine girildi. Yavaş yavaş şimdi gelenleri de konuşuruz. Gidenlerle ilgili de geçen bir işte şey döndü sosyal medyada. İşte Gökhan Alsan'a bir şeyler yazmış. İşte yüzün nurlanmış kardeşim, işte gözün aydın, darısı başına, sebebi biliyorsun falan diye. Ya bunlar şey ergen mesajlaşmaları. WhatsApp'ta yazışın bunları. Bunları herkesin okuduğu ortamda yazışmayın. Doğal olarak herkes, ben de dahil olmak üzere, şunu anladı. Oh, Samsunspor'dan kurtulduk. Sen de Eyüp'e geleceksin herhalde. Hadi sen de işte gözün aydın, bir an önce kurtul falan. Bu çıktı. Evet, belki sahiden Yalçın'ın sonradan bir taraftara yazdığı gibi, kardeşim biz işte aptalız, böyle bir şeyi burada niye konuşalım, böyle bir şey düşünmüyoruz demesi hakikaten de doğrudur. Kabul. Yani aptal değil yani, böyle bir düşünce varsa bile aptal değil ama yani ne diyeyim, yanlış. Bunu dediğin gibi WhatsApp'ta kendi aranda konuş. Bir espri var orada anladığım kadarıyla. Hani Eyüp'e gitmek, Eyüp Sultan Hazretleri'nin yüzün nurlandı gibi bir işin manevi tarafına bir şey var anladığım kadarıyla. Kendi aralarında onların bildiği bir espri var. Kabul. Lakin bunu her yerde, herkesin okuduğu ortamda yaptığın zaman yanlış anlaşılmalara sebep verirsin. Çünkü Yalçın bizde oynarken tribüne bir gol sevinci sonrasında yaptığı hareket sonrasında özür dilemişti ama zaten taraftarca şöyle üstüne bir çizik atılmıştı. Gökhan Alsan'ın durumu zaten ortada. Yani Gökhan'ın yani konuşacak bir şeyi yok. Penaltı kaçırdığı için falan da değil abi. Daha öncesinde işte kadroya giremediği zaman Samsunspor'la ilgili bütün paylaşımlarını sildiği için yani. Böyle bir yandan profesyonelsin, çok ciddi miktarda paralar kazanacaksınız. Öte yandan böyle çocukça davranışlar sergileyeceksiniz. Bunlar yanlış. Bunları yapmamaları lazım. Hocam, Gökhan Karadeniz, Yasin gibi oyuncular da gitme ihtimali var mı? Yine yabancı oyunculardan Tomane'nin, Savicevic'in durumu tartışılıyor mu? Matias. Şimdi başkanın bu oyunculardan bir fiyat indirimi istediğini ben biliyorum. Hatta herkesten bir fedakarlık. Yani biraz da böyle mahcubiyetten dolayı, tamam bak geçen sene başarak hem bana, başkan adına konuşuyorum. Yani hem bana hem de taraftara karşı mahcupsunuz. Sizinle de devam edelim. Değerli oyuncularsınız. Ancak biraz maliyette indirim istiyorum talebinde bulunduğunu ve pek çok oyuncunun da bunu kabul ettiğini biliyorum. Bu anlamda Yasin'le zaten devam edilmeli. Şimdi biz yani istatistik üzerinden gidersek abi, Yasin geçen sene bence başarılı oldu. Yani ne bekliyorduk? Hani her şeyi alıp götürecek değildi. Yasin bence başarılı oldu. Şimdi şöyle, mesela biz hep böyle nostalji yapmayı seviyoruz. Taraftar olarak. Ya işte Agbetu olsaydı şöyle olurdu. Agbetu'nun ben geçen istatistiklerine baktım. Bütün sezonu 6 golle tamamlamış. Umar bile, çok beğendiğimiz Umar bile, bizde zaten tam bir sezon, bir de çeyrek sezon oynadı. O tam sezonunda 7-8 gol atmış. Yasin yarım devrede yanlış hatırlamıyorsam 7 gol 4 asist yaptı. Yani 3 sene sonra aradan zaman geçtiğinde ya Yasin bizde çok iyiydi diyeceğiz belki de. Geçmişi iyi hatırladığımız için. O nedenle yani Yasin zaten kalmalı. Gökhan Karadeniz'den de ben hiç olmayacak kadar kötü bir performans sergiledi ama Gökhan Karadeniz bu değil. Bir hoca değişikliğiyle, hatta bir pozisyon değişikliğiyle
faydalı olacağını düşünüyorum. CC'yi zaten konuşmaya gerek yok. Bunlar kalır, yani kalmalı ve kalacaktır da. Ama fiyat indirimi olur muhtemelen. Yabancılarsa Osmanlı'nın yabancılar meselesi olurdu ya, kapitülasyonlar, azınlıklar, yabancılar. Bizim de şu an öyle bir meselemiz var yani açıkçası. Yani aldığımız yabancıya bile güvenemiyoruz. Çünkü bir travma yaşadık. Çok büyük işte bombalar patlıyor falan denilerek alınan oyuncular, bombayı geçtim. Çakpat veya kız kaçıran seviyesinde bile oynadılar. Yani o yüzden yani gönderilir zaten. Yani Pluma, Jesse, bunlar maliyet zararına satış olur yani, kapatıyoruz zararına satış diye. Zararına gönderilir çünkü kalma şansları hem yok hem yani bu artık ticareten buna eksi yazacağız. Mecburuz yani. Bir şey çıkmayacak onlardan. Yerlerine iyi oyuncu alması gerekiyor. Şimdi oradan hemen gelelim, yenilere gelelim müsaadenle. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok. Matias'ı soracaktım. Matias, Savicevic, bu oyuncular kalır mı diye soracaktım ama ortada bir şey yok galiba. Tomane. Şimdi abi Matias'ın santrafor olmadığı zaten o açığa çıktı. Yani santrafor değil. Kanat oyuncusu. Biz zaten hem elimizde kanat oyuncularımız var hem de alıyoruz. Kanada oyuncu da alıyoruz. Matias'a bu kadroda yer yok yani. Hele ki yabancı kontenjanıyla olacak bir şekilde yer yok. Ancak sadece şu. Yeni gelen teknik adam, ben bir göreyim bakayım der. Belki kullanmak ister. Belki kanatta kullanacak. Belki farklı bir formasyon. Kadroda kalsın derse kalabilir. Çünkü sözleşme ama koptu ya. Matias'ta taraftarın o güveni falan da sarsılmış durumda. Sanırım devam edilmeyecek. Şimdi oradan yabancı üzerinden devam edelim. Son birkaç gündür ortaya atılan bir isim Hugo Rodallega. Daha önce Eyüpspor'la ve Manisa FK'yla da ismi anılmıştı. Hatta anlaştığı yönünde bir takım iddialar vardı. Hugo Rodallega'nın adı ortaya atıldı. Şimdi Hugo Rodallega olur mu bilmiyorum ama o tarz bir santrafor mutlaka olmalı. Yani Türkiye Ligi'ni bilen bir yabancı santrafor. Ki Rodallega muazzam. Yani ligin çok üstünde bir oyuncu. Parasını verdiğiniz zaman çalışır. Eskiden böyle şeyler olurdu ya, bir Atari salonlarında jetonu atarsın oyunu oynarsın. Rodallega'ya parasını at, jetonu at, oynar. Parayla çalışır yani. Çünkü artık o seviyede bir oyuncu. Kariyerinin son dönemlerinde yani adam her türlü gol atıyor. Frikikten atıyor, penaltıdan atıyor, kafayla atıyor, röveşatayla atıyor. Ne bileyim işte plasayla atıyor. Her organıyla gol atıyor adam yani. Böyle bir golcü lazım bize zaten. Bu anlamda parasını verirsen alabileceğin çok iyi bir oyuncu çok olur. Rodallega ya da o tarz bir oyuncu alınmalı. Anladım. Peki yeni gelenlerden yabancı oyuncu olarak var. Darri var. Bir de Cinari var. Darri var. Cinari var. Darri var. Yeniler şöyle resmen açıklayalım. 7 tane transferimiz oldu. Bu oyuncular işte 2 tanesi yabancı, Erhard Cinari. Cinari zaten işte takip ettik. Yani zaman mekan futboldan da takip ettik. Başka kanallardan da takip ettik. Yani biraz kapalı kutu tabii. Çok iyi de çıkabilir. Fiyasoya da dönüşebilir. Bilmiyorum. Bir kanat oyuncusu. Bir başka kanat oyuncusu da Brahim Darri'yi aldık. Biz Brahim Darri daha bildiğimiz bir oyuncu tabii. Son birkaç yıldır ülkemizde, Karagümrük'te, sonra Erzurum Belediye'de. Brahim Darri, Fas asıllı Hollandalı bir oyuncu. Hollanda ekolünün o altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Yani böyle Kuzey Afrikalı ve Hollandalı oyuncular iki kültürü böyle meczetmiş oluyorlar. Hem Kuzey Afrika'nın o estetik futbolunu hem de Hollanda'nın futbol bilgisine dayalı, futbol altyapısının doğru öğretildiği bir oyunu biliyorlar. Ben mesela Murat Yıldırım'ı çok örnek verirdim. Murat böyle çok da sevdiğim birisidir. Ufak tefek yani. Ama Hollanda'da o kadar, Ajax altyapısında o kadar iyi bir futbol eğitimi almıştı ki vücudunu kullanmayı çok iyi biliyordu. Yani top saklamayı çok iyi biliyordu. Çünkü yetenek ve fizik her şey demek değil. Bunu eğitimle tamamlamanız gerekiyor. Öğrendiğiniz zaman kendinizi geliştirebiliyorsunuz futbolda. Şimdi İbrahim Darri, Karagümrük performansı çok iyi olan bir oyuncu. Fakat Erzurum Belediye'de fazla oynayamadı da. Yani son bir yılı biraz kayıp. Ancak şu var, yani yetenek her zaman bakidir. Önemli olan o fizik kondisyondur, onu tamamlayabilmek. Yani bu anlamda
iki sezon öncesiyle çok büyük bir transfer ama geçen seneki performansıyla da soru işareti oluşturuyor. Temennimiz bizde yeniden formunu bulması olsun. Yani futbolcular da makine gibi değil, yani her yerde aynı performansı sergileyemiyor biliyorsun. Bu anlamda iki kanada iki yabancı oyuncu iyi gibi görünüyor. Bunun dışında yerlilere dönelim. Yeni bir kanat oyuncusu Bursa Yıldırım Spor'dan son transferimiz Furkan Fehmi Güneş. Bunu konuşmuştuk seninle daha önce. Haliyle bilmediğimiz bir oyuncu. Fakat ben onların Isparta 32 ile oynadıkları 3. ligden 2. lige yükselme final maçının özetini seyrettim. Orada yani tabii ki bir fikir, tam bir fikir vermez ama biraz fikir verebilir bu özetler. Orada gerçekten eski Ozan İpek vardı. Bursa Spor, Mersin İdman Yurdu'da oynayan. Ona çok benzetiyorlarmış onu. Baktığımda da çok gibi böyle İngiliz liginin kanat oyuncuları gibi hem uzun boylu, cılız, ince bacaklı, sıfıra kadar iniyor çizgiye ki futbolda yani altyapıda şu öğretilir abi. Sıfıra kadar in, ortanı yap, gol olmasın, arkadaşın tamamlamasın, önemli değil. Alkışlar mesela hoca oyuncuyu. İn çizgiye, ortala. Neden? Çünkü sıfıra indiğiniz zaman offside riskini ortadan kaldırırsınız. Arkadaşın offside'de kalmaz ve iyi orta yapabilirsiniz. Bu çocuk da iki pozisyonda, biri gol oldu zaten asiste dönüşlü pası. Bir pozisyonda da yine çok iyi pas verdi. Ancak genç tabii, tecrübesiz. Eğer o tedirginliğini üstünden atabilir, Samsunspor formasının ağırlığını kaldırabilirse mentalite olarak ve heyecana falan kapılmazsa çok iyi bir transfer olacaktır. Ama yani genç, tecrübesiz, başaramadı denilecek bir ruh halindeyse o zaman da işte boşa atılmış bir mermi olacak, ancak çok da maliyeti olmamış olacak. Denemiş olacaksınız en azından. Önündeki kanat oyuncularını kesebilir mi? Futbol bu. Belli de olmaz yani. İnşallah öyle olur. Kaleciyle alakalı ya orada biraz var. Kafamda bir soru işareti Alp Tutar'la ilgili. Bir kere soyadı çok güzel bir kaleci için. Yani soyadıyla soy ismiyle müsemma olsun diyelim. Tutsun topları. Fakat yani kafamdaki soru işaretleri şunlar. Çok genç değil. 25-26 yaşlarında. İki, oyun devamlılığı olmamış. Üst lig yapamamış. Yani çok iyi bir performans sergileyememiş. Son dönem performansı da çok iyi değil. Yani bizim aslında düşüncemiz neydi? Nurullah'ı kesebilecek ya da Nurullah'ı ileriye götürebilecek bir kaleci. Yani Alp bu meziyetleri haiz mi? Pek öyle görünmüyor. Ama izlenmiştir. Belki onda bir görülmüştür. Kaleci ışığı görülmüştür. Onu bilmiyorum. Fakat aradığımız kaleci transferi değil. Giresun'daki Onurcan da yani Giresunspor'a gelmeden önceki performansı bakımından çok tartışılıyordu ama Giresun'da çok başarılı oldu. İnşallah ona benzer bir çıkış yakalar diye dua edelim. Tamamen şans. Mesela Türk futbolunun yani benim gördüğüm en büyük kalecisi Rüştü Reçber, Antalya'da Korkuteli'de oynarken Antalya Spor'a alınıyor. Alt lige, yine Antalya Spor Süper Lig'de. Fenerbahçe'ye Ümit Milli takım aracılığıyla transfer oluyor ve bir trafik kazası geçiriyor. Yaklaşık 6-7 ay hastanede yatıyor, futbol oynayamıyor falan. Yani böyle hastaneden çıkıp geliyor. Ve ilk maçlarında da pek iyi performans sergileyememişti. Engin İpekoğlu'nun hem yedeğiydi. Sonra aldı gitti. Yani temennimiz o doğrultuda, inşallah öyle çıkar. Nurullah'ı da taşıması lazım yani bu kaleci transferinin. Bir başka transfer Hüseyin Öztürk. Yani Hüseyin de çok bildiğimiz bir oyuncu değil ama izlenmişse demek ki olumlu rapor verildi. Bu anlamda bir alternatif olması açısından yani bakıp göreceğimiz bir oyuncu. Ve Soner Gönül, yani bunu zaten konuşmuştuk programda, ben söylemiştim. Sadece ben değil yani bu ligi sen de kim takip ettiyse bu sene ligin en iyi sol beki dediğimizde mutlaka ya birinci ya ikinci, genelde birinci sıraya yazacağımız bir performans sergiledi Soner. Soner'in şimdi bence şöyle olumlu özellikleri var. Tabii ki tutmayabilir ama olumlu özelliklerini söyleyeyim. Bir kere çok yükselişte bir oyuncu. Yani Soner Giresunlu bir ailenin evladı, Galatasaray altyapısında futbol oynamaya başlamış. Ve Galatasaray'dan A takıma çıkmış. Profesyonel imza atmış bir oyuncu bir kere. O göstermiş, seviyeyi göstermiş. Sonra A takımda olamayacağı anlaşılınca diğer liglere verilmiş ve
Burası önemli. Bizim Nurullah'la Erbaaspor'da bir sezon birlikte oynanmışlar. Yani Nurullah kalede, Soner sol bekte. Yani Erbaaspor'dan 3. ligden arkadaşlar. Sonra Soner aşama kat etmiş, Mamak FK takımına gelmiş, Ankara takımına. Bir sezon orada oynamış, yine aşama kat edip bu sefer TFF 1. Lig'e transfer yapmış. Keçiören Gücü'ne ve oradaki performansı zaten ortada. Yani bu şu demek, sürekli merdiven basamaklarını çıkarak devam etmiş kariyerine. Bu anlamda önemli. Tarzı olarak da taraftarın olduğu bir Samsunspor'da iş yapabilir. Yani o şeyle, gazla oynayabilecek bir oyuncu profili çizdi. Seyircisiz Keçiören Gücü'nde bile. İşte yörenin çocuğu olması da bence bir avantaj. Yani uyum sağlama açısından. Bunları ben avantaj olarak görüyorum ve doğru bir transfer. Bonservis de verdik üstelik. İddialı bir transfer. İnşallah ona böyle ağır bir sorumluluk yüklemez, büyük bir beklenti oluşturmaz ve başarılı oluruz. Yani bizim geçmişimizde bu tarz transferler çok var. İnşallah bir Ali Akdeniz etkisi oluşturur. Öyle diyeyim. Ali Akdeniz'i de biz Eskişehirspor'dan almıştık. Ve hatta alırken üstüne 3 tane futbolcu ve para vermiştik. Yani o kadar önemli bir transferdi o dönem için. Ve sonra bizde işte biliyorsun Fenerbahçe'ye transfer yaptı. O kadar ilerledi. Bizde de çok iyi sezonlar geçirdi. İnşallah yeni bir Ali Akdeniz olur. Hüseyin de onun alternatifi zaten. Soner oynayacak gibi görünüyor. Hüseyin de alternatif sol bek gibi. Böylece sol bek meselesini de kapatmış olduk. Yani son transferde Hasan, bunu zaten konuştuk. Konuşulacak pek bir şeyi de yok Hasan için. Hoş geldin bile demiyoruz dedik. Çünkü gitmemiş, kabul ettik biz onu. Duygusal olarak en azından. Hep bizdeydi, kabul ettik. Çok doğru bir transfer. Hem manevi olarak hem de futbol adına çok doğru bir transfer. İnşallah Adana Demir performansını bizde yine sergiler. Bizdeki performansları da çok iyiydi zaten Hasan. Ve kaptanlıkta yapabilecek artık bir olgunlukta. Yani onu konuşmaya bile gerek yok. Çok çok doğru bir transfer yaptık. Sezonun en değerli oyuncusunu transfer ettik. Ve kendi çocuğumuzu transfer ettik Hasan konusunda. Peki hocam, şimdi tabii ki iki soru soracağım. Bir tanesi herkesin sorduğu soru. Ya teknik direktör yok, biz bir sürü futbolcu alıyoruz. Bu doğru mu? Doğru bir hareket mi? Bir bunu soracağım. Bir de şunu özellikle sormak istiyorum. Hangi mevkilerde daha aslında siz eksik görüyorsunuz? Şimdi teknik direktör konusu yine çok izafi, futbola dair bir konu aslında. Şeyi hatırlıyorum ben, 92-93 sezonunda Samsunspor böyle vura kıra şampiyon olduğunda ve Süper Lig'e çıktığında, İsmail Uyan'ın ilk sezonuydu. Rahmetli Tarık abiyle konuştuğumuz zaman bana şeyi söylemişti. Biz Zeynel Hoca'yı getirdik, Zeynel Soyuer'i. Sanırım o da rahmetli oldu. Ve ona dedik ki, hocam biz öyle bir takım kurduk ki bu takım zaten şampiyon olacak, sen de başında dur dedik. O da kabul etti bunu dedi. Yani evet, iyi bir takımımız var, ben de onlara işte hocalık, ağabeylik yapayım dedi ve şampiyon olduk. Şimdi böyle bir takım kurarsan gerçekten hoca çok fark etmeyebilir. Ama öyle bir takım mıyız biz? Bence değiliz şu aşamada. Burada da şöyle bir durum var. Yani bir teknik direktöre bütün transferi vermezsin zaten. Yani şu an kulübün yaptığı doğru. Bütün transferi bir teknik direktöre veremez. Öyle bir şey yok. Çünkü adam 3. hafta çekip gidecek. Sana kalacak. Maliyetiyle birlikte üstelik. Ama teknik direktöre hiç şans vermemek de olmaz. Muhtemelen gelecek hoca 1-2 oyuncuyu da o seçecek. Yani diyecek ki şuralarda eksiklerimiz var. İşte antrenmanlar başlayacak. Hazırlık maçları şudur budur derken hoca eksikleri görecek kendince. Diyecek ki şuralara da şu isimleri alalım. Kendi bildiği, güvendiği oyuncuları alacak. Hani seninle de geçen konuştuk ya, bir yere gittik, işte genel müdür atandık, gittik. Kendi ekibimizden de güvendiğimiz birkaç kişiyi görürüz. Ama o kadroyu da komple dağıtmayız yani, bir görürüz diye. Teknik direktör mantığı da aynı olacaktır bence. Yani her ne olursa olsun savunmada şimdi sadece Boli var benim hatırladığım kadarıyla stoperde ve işte şey kiralıktan gelecek olan oyuncular da var, Yamayego vesaire, ama hani onlar ne kadar katkı sağlar şu anda emin değiliz yani, ya da hocayla ne kadar uyum sağlar bilmiyoruz, ama mesela Yalçın'ın boşalttığı mevkiye, Veli'nin boşalttığı mevkiye herhalde transfer gerekiyor. Sağ kanatta şu anda şey belli değil. Hani Erkam gitti. Erhan Kartal ne olacak? Yani çok net değil. O da gidebilir. Kalabilir. Ya şimdi dediğim gibi abi, stopere mutlaka ihtiyaç var. Stoper alınacaktır birkaç tane. İşte
Recep Burak Yılmaz'ın döneceği konuşuluyor. Recep Burak taraftarlar çok seviyor. Ben de seviyorum. İyi bir çocuk. Ama bu ligin oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Yani Manisa'yla bile devam etmeyecektir bence. Onun için stoper ihtiyacı var. Şimdi Ali Ülgen'in ismi konuşuluyor sağ beke. Anlaşılmak üzere denildi. Erhan'ın durumuna göre iki tane sağ bek ihtiyacı var. Mesela Celil Yüksel transferi. Ya ben çok inanıyorum ya. Biz alacağız yani Celil'i. Evet şey çok bonservis falan ortada ciddi bir şey var. Meblağ anlamında sıkıntılar var ama ya Celil'i almalıyız. Çünkü Celil en çok yakışacağı takım Samsunspor olacak. Başka bir takıma gitse o bizdeki göstereceği performansı göstermeyeceğini düşünüyorum ben. Yani kişisel kanaatim bu. Yani bir Celil takviyesi gerekecektir ortaya. Vukan'ın durumu yine bence gelecek hocayla alakalı. Kalsın mı der, devam etmek mi ister bilmiyoruz. Yine orta sahaya bir takviye gerekebilir. Ve tabii ki santrafor. Yani hatta iki santrafor. Bir yabancı, bir yerli santrafor lazım bize. Bunu işte Sanku ile Umut Bulut'un Eyüpspor'a gittiğini duydum. Teyit etmedim henüz ama sanırım doğru. Doğru imzaladılar. Yani bir yabancı, bir yerli. Evet. Yani çok iyi iki transfer mesela. Bizim de mutlaka işte Hugo Rodallega olursa şahane olur. Bir de yerli bir santrafor. Ve bu tarz adamlara ihtiyacımız var. Yani transfer zaten bir yandan kadroyu boşaltırken bir yandan da takviye yapman gerekiyor. Şu anda 7. Yani yine 10 küsürü bulur rahat bir şekilde. Yani 13-14'ü bulacak görüntü bu. Gökhan Karadeniz kalsa bile İlyas Kubilay'ın gitmesi nedeniyle Gökhan Alsan da oradan gidiyor. Şimdi oraya da yani forvet arkasına da sanki bir şey gerekiyor. Yani ne diyelim hani Gökhan Karadeniz kalsa bile onu zorlayacak bir oyuncu yani onu yedekleyecek bir oyuncu gerekiyor galiba öyle değil mi? Doğru. Yani bunun planlamasını yapıyorlardı zaten ve görecekler yani hazırlık maçlarıyla falan da görülecek. Bir de transfer Eylül'ün başına kadar devam edecek. Lig 13 Ağustos'ta açılacak. Biraz lig başladıktan sonra da son gün transferleri falan olabilir. Düşüncem bu. Evet. Hocam ben sorularımı şey yaptım, sordum ama biraz da şey konuşalım. Samsunspor'dan, Samsunspor sadece futbol takımı yok, sadece A takımı da yok. İşte basketbol takımının bu sezonki performansını ve gelecek sezonunu bir konuşabiliriz. Bir de altyapı takımını konuşabiliriz, futbol altyapı takımını. Önce istersen altyapı takımından başlayalım, futboldan koklayalım, oradan basketbola dönelim. Şimdi gerçekten bizi heyecanlandıran projeler vardı 2-3 sene öncesinde. Samsunspor Futbol Akademisi kurulacak. Belçika'nın altyapı takımlarıyla meşhur olan Genk takımıyla işte bir sözleşme imzalandı. Karşılıklı hoca transferleri gittiler geldiler. Biraz pandemi bunu etkiledi. Çok ciddi önemli yatırımlardı bunlar. Çok doğru yatırımlardı üstelik. Ve iyi işliyor. Çok şükür iyi işliyor. Yani Samsunspor'un bugününü konuşuyoruz, tartışıyoruz ama geleceği emin eller diye hissediyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa. Çünkü sadece Samsun'un çocuklarını da değil, Türkiye'nin pek çok yerinde yetenek vaat eden 14, 15, 16 yaşındaki çocuklar alınıp Samsunspor Futbol Akademisi'ne getirildi. Burada hem eğitimlerine devam ediyorlar, yani okul anlamındaki eğitimlerine, hem futbol eğitimi görüyorlar, hem de kalıyorlar. Yani burası işte Barcelona'nın La Masia'sı gibi kurgulandı en azından. Tabii ki o geleneğe henüz sahip değil, çok yeni. Ancak önemli ve bunun meyvelerini de erkenden topladık. Yani şimdi bazı meyveler, işte zeytin ağaçları biliyorsun dikildikten 20 yıl sonra meyve verir. Yani çok sabır gerektiren bir şey. Ama bazılarını da kısa sürede alırsın. İşte ilk meyveleri biz topladık. Çok da güzel oldu bunlar. U19 takımı TFF 1. Lig'deki rakiplerini mağlup ederek TFF 1. Lig U19'da şampiyon oldu. Hem de sezonun bitmesine bir hafta kala bunu ilan etti. Tek mağlubiyetle. Şampiyonluğunu açıkladı ki rakipleri arasında şu anlamda önemli. Yani Süper Lig değil, TFF 1. Lig denilebilir ama Altın Ordu gibi bu işin Türkiye'deki belki de bir numarası bir rakibi vardı. Ve yine Bursa Spor gibi altyapısı, yani dillere destan bir takım. Bursa şehri de öyle zaten. Yani bu iki rakibin de üzerinde bitirebilmek, o şampiyonluk kültürünü elde etmek açısından çocukların bu yaşta bunu kazanması açısından da önemliydi. Bu bir bizi mutlu eden bir başarıydı. Onun dışında da Kuşadası'ndaydı sanırım. U14 ve U15 takımlarının katıldığı turnuvalarda da yine şampiyonluk geldi. Ya bu şu açıdan güzel, mazeretsiz. Ya işte finale çıktık da son anda kaybettik, şanssızdık falan. En güçlü rakip ilk turda bize geldi gibi
bizim maalesef yıllardır bildiğimiz, duyduğumuz ve alıştığımız mazeretlerin olmadan çıkıp şampiyon oldu. Yani bunu rahatlıkla söylüyoruz. Şampiyon olduk diyoruz. Bu anlamda güzel. İnşallah Futbol Akademisi bizi hem sevindiriyor hem umutlandırıyor. Bu şekilde hatta daha da vites artırarak devam eder. Samsun Spor'a ve Türk futboluna geçmişte olduğu gibi nice değerli oyuncu kazandırır. Temennimiz bu yönde. Basketbol takımına geldiğimizde de işte az önce söylediğim mazeretler basketbol takımı için işte devreye girdi. Yani ben bir spor severim tabii ki, takip ediyorum. Yani pek çok branşı takip ediyorum. Ama basketbol ya, izlemek istemedim artık. Çünkü çok değişken bir oyun. Yani futbol seyircisinin çok alışık olduğu şeyler değil. Yani işte futbolda son 3 dakikaya girdiğinde o ihtimaller azdır. En fazla işte bir gol yersin falan filan. Basketbolda öyle değil ki, 1 dakika kala bakıyorsun 40 bin tane senaryo çıkıyor ortaya. Çok heyecan bir oyun yani, çok heyecan. Anadolu Efes gibi vurduğunu deviren bir takımın olsa oturup çekirdek çitleyerek seyret, ama biz zaten işkence çekiyoruz futbol takımını seyrederken. Ya bir ikinci bir işkence basketbol takımı. Takip ettim elbette ama oturup da bir maçı baştan sona izlemeye tahammül edemedim. Kazandığımız maçlar da dahil. Ama elbette ki süreci takip ettim. Ya orada şimdi basketboldan çok daha iyi anlayan arkadaşlarımla konuştuğumda şunu söylemişlerdi. Ya bizim takım lider olacak, direkt çıkacak kadar güçlü bir takım değil. Ama iyi mücadele ediyor çocuklar. Yani potansiyellerin üstünde oynuyorlar. Takdir ederiz. Fakat çok iyi, en iyi takım değiliz diyorlardı sezon boyunca. Ve dedikleri çıktı. Yani maalesef özellikle Samsun'daki 1-0 bulduktan sonra Samsun'daki rövanşı kaybedip 1-1'e gelince, ki orada da Sercan diye bir çocuk gitti. Son anda iki tane üçlük attı arda arda Yalova'da. Yani böyle bir enteresan bir şey var basketbolun. Neyse 1-1 olduktan sonra oraya gidişimiz ve özellikle Halil Dükes'in çok formsuz oldu. Karşılıkta Yalova'nın Amerikalısı Johnson formunun zirvesinde oluşu son iki maçta olumsuz etkiledi. Fakat alkışlamak lazım. Çünkü nispeten dar bir bütçeyle yola çıktılar. İyi mücadele ettiler. Olmadı. Şampiyonluk olmadı. Olsa çok güzel olurdu ama olmadı. Fakat başarısız diyemeyiz. Yani kendi potansiyellerinin üstünde mücadele etti çocuklar. Onun için hepsini kutlamak gerekiyor. Emek verenleri de kutlamak gerekiyor. Hocasını, teknik ekibini, işte emek sarf eden yönetimini. Artık seneye bundan bir ders çıkararak belki, eğer hedef gerçekten Süper Lig ise, basketbol Süper Ligi ise, yeni bir yol haritası çizilir diye düşünüyorum. Yani şimdi şöyle, bir de bu ligde basketbol takımımızın diğer takımlarla karşılaştırdığımızda sponsor olmayan tek takım olduğu bilgisi de var. Yani bu şeyin kendi, Samsunspor'un kendi yağıyla kavrularak, yönetimin kendi yağıyla kavurduğu bir takım oldu ve bu takım gene de başarısız sayılmaz. Yani gerçekten özellikle Ergin Zorlu ve arkadaşlarını yönetimde tebrik etmek lazım. Çok çaba gösterdiler Sayın Yüksel Yıldırım'ın yükünü almaya çalışmak anlamında. Tebrik ediyoruz hepsini. Daha tabii ben bir basketbol severim. Ben şey yaparken vakti saatinde 99'da ben Ankara'dan Samsun'a tekrar memlekete geri döndüğüm zamanlarda işte Samsunspor basketbol takımının o zaman maçlarına daha çok gidiyordum ve hani istiyordum ki Samsunspor şey yapsın. Hani basketbol takımı da şeyde olsun. Hani o zaman futbol takımı zaten Süper Lig'deydi. O da Süper Lig'de olsun diye çok istiyorduk ama sonra önce futbol takımı istediğimiz çizgiden uzaklaştı. Basketbol takımı da şu anda tekrar toparlanmaya çalışıyor. İnşallah gelecek senelerde hem futbol takımını hem basketbol takımını Süper Lig'de görürüz. Mehmet Hocam yavaş yavaş yayını kapatalım istersen. Ben soracaklarımı sordum. Sen son sözlerini söylersen ondan sonra toparlayalım. Ya basketbolla kapatalım o zaman. Senin de maçları takip ettiğin sene biliyorsun, hem o sezon hem de 3 sezon sonra aslında Süper Lig'e çıktı takım. İlk 2 sırada tamamlanmıştı. Fakat ikisinde de İsmail Başkan'ın görevi bırakmasından sonra gelen yeni yönetimler maliyetleri hesap ederek ligden çekildiler. Yani kazandığı hakkı kullanmamıştı. Yani iki kere çıktı. Bunun ötesinde Samsunspor'un şöyle bir özelliği var. Tıpkı futbol takımı gibi erkek basketbol takımı da Karadeniz bölgesinin Süper Lig'de oynamış ilk takımıdır. Yani o hatta İsmet Badem, rahmetli İsmet Badem Samsunspor'da basketbol oynamıştı ve o İsmet Badem'in olduğu kadro Süper Lig'e çıkmıştı. Orada da oynadı. Yani bir de dönem devam etti. 1971-72 sezonu diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa tekrar bir bakarım ona.
İlk defa bir Karadeniz takımı erkekler basketbol liginde Süper Lig'e çıktı ve oynadı orada bir sezon. Bir sezonun ilk devresinde oynadı. Sonra çekildi yine mali sebeplerden dolayı. Yani böyle bir talihsizliğimiz var. Samsun bir spor şehri ise, ki öyle olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir potansiyeli var. Nüfus yapısından dolayı. Yani Balkan göçmenleri, mübadillerin olduğu bir şehirde, o uzun boylu insanların olduğu bir şehirde basketbol kültürü var. İçeriye gidiyorsunuz. Kavak'ta, Havza'da, Vezirköprü'de, Ladik'te güreşçilerimiz var maşallah. Onlar genelde Kafkasya kökü. Yani keza Çarşamba'dan da çıkar güreşçi. Futbola yeteneği var şehrin. Voleybol takımları geçmiş yıllarda üst liglerde oynadı. Yani bunu şenlendirmek lazım. Bu anlamda da yerel yönetimler hani futbol Samsun Spor'a mesafelisiniz işte bilmem çok yüksek maliyetler falan diyorsunuz ama en azından basketbol takımına dese işte ya semt 77 ya kim bilir belediye desteklidir muhtemelen. Yani bunların merkez efendi belediye yani Denizli'nin bir alt belediyesi. Bu anlamda şehre gerçekten hizmet etmek istiyorsanız sporuna falan buyurun buradan başlayın. Ya yani çağrımız da bu olsun. Bu şekilde bitirelim. Ben de bizi izleyen bütün çakma anneler gününü kutluyorum. Çünkü ben babalar gününü yan sanayi anneler günü olarak kabul ediyorum. Yani esası anneler günü bunun. Bize de yani hadi siz de üzülmeyin falan demek için böyle bir yan sanayi gün icat etmişler. Ama olsun her gün anneler günü olsun. Kadınlarımızın işte eşlerimizin, annelerimizin günü olsun. Bizim yan sanayi babalar, anneler günümüzde kutlu olsun diyelim. Herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Yine güzel bir yayın oldu. Şimdi izleyicilerimizin ben ne diyeceğini biliyorum. Aşağıya yazacaklar, diyecekler ki mikrofonlarınızı değiştirin falan filan. Sesiniz kötü geliyor falan diyecekler ama alakası yok. Yani bu yayının ne şartlarda yaptığımızı bir bilseler bizim için üzülürler yani. Çünkü birkaç defa yayını kesmek zorunda kaldık. İnternet altyapısının sıkıntısından kaynaklanıyor değerli izleyiciler. İnşallah ülkemizin spor altyapısı gibi internet altyapısı da daha iyi olursa biz de böyle uzaktan çektiğimiz programlarda sizlere daha kaliteli ses ve görüntü yayını yapabiliriz. Eksiğimiz varsa affola diyelim ama elimizden gelen bu. Kusura bakmayın. Ben Mehmet Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Gerçekten engin bilgisinden istifade ettik. Samsun Spor sevgisinden istifade ettik. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınlarımıza bundan sonra da devam edeceğiz efendim. Hem Samsun Spor'u hem diğer takımları konuşmaya. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ederken henüz kanalımıza abone olmayanlara da tabii ki her zaman olduğu gibi şu sağ altta bakın şuralarda bir yerlerde olacak. Abone ol sekmesine basmanızı rica ediyoruz. Hepinize teşekkür ederken Çakma Anneler Günü'nü kutluyorum. Babalar gününüz kutlu olsun değerli Samsunlu ve izleyici, tüm Samsun Spor sever izleyicilerimiz, özellikle erkek izleyicilerimiz diyelim. Görüşmek üzere.